Nedir? Almanya neden böyle bir karar aldı? Ve neden mesela 1915'in yıl dönümü olan geçen sene değil de bu sene aldı? Bu da mesela zamanlaması açısından bir anlam teşkil ediyor mu? Sorusu soruldu Türkiye'de. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim şimdi bir kere yani sözde Ermeni soykırımının 100. yıl dönümünü anma törenleri, anma faaliyetleri çerçevesinde Alman Cumhurbaşkanı Gauck, Berlin'deki katedralde çok görkemli bir ayinde bir açıklama yaptı. Çok kuvvetli bir açıklamaydı bu. Efendim bir sene önce, 1915'te oldu. 1915-23 Nisan'da oldu bu. Ve Türkiye'yi Osmanlı Devleti'ni soykırımla suçladı. Aynı zamanda sadece efendim Pontus Rumlarının, Süryanilerin de efendim aynı şey, aynı akibete uğratıldığını ve bunun da sorumlusunun Osmanlı Devleti olduğunu efendim altını çizdi. Çok görkemli bir ayindi o. Şimdi sordunuz yani Almanya'nın böyle bir karar kabul etmesinin Alman parlamentosunun arkasında neler var? Efendim, bunun tabii çok sebepleri var. Ve çok kısaca bu sebeplere gireceğim. Fakat en önemli sebebi bunların Almanya çok ağır ve çok iğrenç bir suçun failidir. Bu da 6 milyon masum Yahudi'yi katletmektir. Tam anlamıyla temizlemektir. Yani bunların soyunu tam anlamıyla kırma amacıyla yapılan bir ameliyedir Almanların yaptıkları. Bu çok bu suça Almanya bir ortak arıyor. Yani açıkçası budur. Almanya bu yükü hafifletmek için bir başka devletle bunu paylaşmak istiyor. Ve bunu yaparken de işte en iyi aday olarak Türkiye'yi buluyor. Türkleri buluyor. Ve efendim bu şekilde bizim tarihimizi asılsız istatlarla, suçlamalarla karalıyor. İşin esası budur. Şimdi şöyle bir durum var. Bakınız İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman siyasetçileri çok ustalıklı bir politika izlediler. Ve izledikleri politika şuydu. Yani bu suçu doğrudan doğruya Nazilere efendim yıkmak ve Alman milletini bundan uzak tutmak. Fakat zaman içinde tabiatının neler yapıldığı öğrenildikten sonra bu suç Alman kolektif hafızasında çok ağır bir yer, çok önemli bir yer işgal etti. Ve bu ayıp, bu uçan duygusu yapıştı Alman kolektif hafızasına. Ve bir takım travmalara yol açtı bu. Şimdi Almanya, Avrupa Birliği'nin, Avrupa bütünlüğünü ortaya çıkartmak isteyen başat bir ülke tabiatıyla. Aynı zamanda dünyada ekonomik bakımdan çok ileri, ikinci, üçüncü durumda olan ihracat ve efendim sanayi üretim bakımından bir ülke. Ve Almanya bugün dünyada da kendi ekonomik durumuyla orantılı siyasi bir yer kazanmak istiyor. Tabiatı bunları yaparken de bütün bu efendim suçlama duygularından arınmak istiyor. İşte bunu yaparken de Türkiye'yi yana ortak olarak efendim alıyor. Yani esas budur. Şimdi burada önemli olan şudur, bakınız. Basınımız da bunu ortaya koydu. Almanya'daki federal mecliste 630 üye var. Evet. Ve 600, bunların 639'u evet dedi. Türkiye böyle bir soykırım suçu işlemiştir dedi. Böyle bir şey mümkün değil esas itibariyle. Bunu nasıl anlıyoruz? Mesela şimdi Fransa'ya baktığımız zaman Fransa esas itibariyle Ermeni lobisinin en kuvvetli olduğu ülkedir. Bunu çok iyi biliyorum. Yıllarca orada görev yaptım. Alman, evet. Alman siyasetçileri de bunu söylerler daima. Pardon, Fransız siyasetçiler de bunu her zaman söylerler. Fransa'da dahi 2001 yılında Türkiye'yi soykırımla suçlayan karar alınırken, daha doğrusu 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan karar alınırken, 700 kişilik, küsur kişilik mecliste 50 kişi vardı.
Ve bu 50 oyla alındı. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Büyük bir fark oluştu Almanya ile arasında. Neden Almanya'da böyle bir durum var o zaman? Yani Türkiye'ye bu kadar yakın olduğunu düşündüğümüz bir ülke neden böyle bir pozisyon alıyor? Evet, bu söylediğimi kuvvetlendirmek için bir nokta daha söyleyeceğim. Ondan sonra sorunuza cevap vereceğim. Boya yasası geçti Fransa'da 2012 yılında. Ve evet, buna Türkiye'nin o zaman çok kuvvetli tepkileri olmuştu. Boya yasası diyordu ki Ermeni soykırımı diye bir yasamız vardır. Bunun inkarını suç sayalım, suç fiili sayalım ve suçlandıralım diyordu. Böyle bir yasa. Bu geçti Fransız parlamentosundan. Hem Fransız Ulusal Meclisi'nden geçti, hem senatosundan geçti. Ulusal Meclis'te 38 kişi bunu oynadı. Diğer 650 kişi mecliste yoktu. Yani şunu söylemek istiyorum. Fransa gibi ülkede dahi kimse tam anlamıyla böyle bir Türkiye'yi suçlamak istemiyor. Bunun o kadar da efendim gerçek olduğuna da inanmıyor. Bakın yani siyasi amaçlarla bunu yapıyorlar. Şimdi sorunuza cevap vereceğim. Fakat Fransa'da da mahkeme kararı oldu bunun üzerine, değil mi? Sonra mahkemeye gitti bu iş. Ha. Değil mi efendim? Fransa'da. Onu isterseniz daha... Tamam efendim. Yardım sana anlatayım, evet. Şimdi Almanya'da ki bu asker gibi 629 milletvekilinin evet demesinin sebebi Alman devleti Ermenistan'ın propagandasını yapıyor tam anlamıyla. Alman devletinin bu konuda bir stratejisi var ve politikası var. Politikayı uyguluyor. Çok önemli bir şey. Ve egemen, evet efendim. Ve egemen görüşe oradaki milletvekilleri ayak uydurmak zaruretini duyuyorlar. Yani bir askeri düzenle adeta alındı bu karar dediniz diyorsunuz. Yani o anlıyorum yani neredeyse. 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 Neredeyse bu. Neredeyse bu. Alman devleti Ermenistan'ın propagandasını yapıyor. Evet, Alman devletinin Ermenistan'ın propagandasını yapmak hususunda ve dünyaya Ermeni soykırımını Türkler işlemiştir görüşünü kabul ettirmek için bir stratejisi ve politikası var. Bakınız bunu belki birçok dinleyicimiz efendim kabul etmekte zorluk çekecektir ama şöyle anlatayım bunu. Bu konuda Alman kurum ve kuruluşlarının Almanya içinde ve dışında yaptıkları çok etkinlik var. Ve bunların hepsi Ermeni yanlısı etkinlikler. Şimdi hatırlayacaksınız aynı zamanda Fatih Akın isimli sanatçımızın, yönetmenin Dikkat diye bir filmi oldu. Bu Ermenilerin başına gelen efendim durumları anlatıyor ve Ermeni iddialarını bir nevi teyit eden, ortaya koyan, propagandasını yapan bir film. Bunun 16 milyon dolarlık bir harcaması oldu. 16 milyon Euro'luk. Euro. Bunun 10 milyonunu Almanya verdi. Aynı zamanda yani geri kalan bölümünü başkaları mı? Kim? Başkaları diğer Avrupa ülkelerinden evet. Vesaire falan sağladılar. Evet. Fakat 10 milyon büyük kısmını Almanya verdi bu işin kuvvetli. Şimdi sipariş bir film anlamına mı gelir o zaman bu? Bu bir sipariş edilen film sunucu çıkarılabilir mi acaba söylediğinizden? Bu planlanmış bir husus. Yani doğrudan doğruya planlanmış, bu amaçla yapılmış bir efendim husus. Yani Almanya'nın böyle bir filmi desteklemesi açıktan, Almanlar senaryoyu görmeden, senaryonun amacının ne olduğunu bilmeden bir filmi desteklemezler. Yani netice itibariyle öyle bir durum kesinlikle olmaz Almanya'da. Almanya bunu bilerek vermiştir, bilerek yapmıştır. Şimdi önemli nedir bunun sebepleri dediniz? Bir başka sebebi daha var. Onları da muhakkak söylememiz lazım burada kısaca. İkinci bir neden, Almanya Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine kesinlikle karşıdır. Şimdi soykırım önergeleri, yani 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen önergeler Alman milletvekilleri tarafından Bundestag'a, yani Alman Federal Meclisi'ne 2000 yılından itibaren sunulmuştur. Fakat Federal Meclis
bunları cevaplandırmak için hükümete göndermiştir. Hükümet de Dışişleri Bakanlığı'na havale etmiştir. Dışişleri Bakanlığı da meclise cevap vermiştir. 2001'de, 2002'de, 2003'te verilen cevaplar şöyledir. Bu esas itibariyle Ermenistan'la Türkiye arasında bir sorundur. Tarihi ve hukuki yönleri vardır. İki tarafın bu işi konuşup bir açıklığa kavuşturmaları arzu edilir. Almanya'da bu konuda yapılacak araştırmalara karşı değildir. Destekler bunları. Evet. Fakat her halükarda yaraları kanatmamak, derinleştirmemek efendim önemlidir deyip bunun önünü kesmişlerdir. Önemli bir şey söylüyorsun. Çok önemli. O dönemde böyle bir tavır var. Evet, 2000'de, 2001'de, 2002'de, 2003'te Alman Dışişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu cevaplar meclise bu şekildedir ve bu şekilde önergeler önlenmiştir. Peki ne değişti o günden bugüne? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme ihtimali arttı da mı bunun önünü kesmek için hamlelerden biri olarak bu görüldü mesela? Tam üstüne bastınız. Tam üstüne bastınız. 2004 yılı 17 aralığında Avrupa Birliği zirve toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile tam üyelik için müzakere yapmanı ilke olarak kabul etti. Ve 2005 yılında bu ilke yürürlüğe kondu. Evet. İşte 2004'te bu karar çıktı. 2005 yılında Almanya önergeyi geliştirmedi Alman Federal Meclisi ve 2005 yılında bir karar tasarısı kabul etti. Bu karar tasarısında Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu doğrudan doğruya soykırımla suçlanmıyordu. Soykırımın tarifi yapılıyordu. Bütün bunlar Osmanlı'nın ve Türk'ün üzerine yığılıyordu. Fakat doğrudan soykırımla suçlanmıyordu. Fakat dolaylı olarak deniyordu ki bağımsız tarihçiler evet buna soykırım diyorlar diye böyle dolaylı olarak Türkiye'ye itham ediliyordu. Yani 2005'te bu çıktı. 2005 bildiğiniz gibi sözde Ermeni soykırımının 90. yıl dönümü evet. Efendim bir nevi anılmasıydı. Yani bu belirtmiş olduğumuz sosyal yorum çok açıkça Almanya'nın esas itibariyle bu konudaki tutumunun büyük ölçüde aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini engellemek olduğunu ortaya koyuyor. Fakat bir başka husus daha var. Bu arada ben Sayın Şükrü Elektağ'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin, önceki dönemdeki milletvekillerinden biri olduğunu da hatırlatayım. Az önceki görevlerini sıralarken onu aktarmayı da unutmuştum. Parlamenter, İstanbul Milletvekili olarak da. Evet, evet efendim. İki dönem bulundum. İki dönem yaptınız efendim, evet. Efendim şimdi Alman siyasetçileri, yani bu daha Başbakan Kohl zamanından beri var. Başbakan Kohl da bildiğiniz gibi bunu hiç unutmuyorum bunu. Almanya'daki Türk toplumunu bir çıbanbaşı olarak nitelemişti. Evet. Kohl. Çok kuvvetli Katolik efendim bir kişiliği vardı onun. Şimdi Almanya'daki siyasetçiler umumiyetle 3 milyona yakın Almanya'daki Türklerin homojen bir milli grup olarak benliklerini, kimliklerini muhafaza etmesinden çok rahatsız oluyorlar. Bir Türk kimliği ortaya çıkmasını istemediler. Evet, böyle bunu istemiyorlar. Bu rahatsız oluyor. Dağıttılar adeta bu kimliği. Bunu dağıtmak istiyorlar tabiatıyla. Yani bu çok kuvvetli bir isim. Bunu söylüyorlar. Evet. Bunu açıkça söylüyorlar. Ve bakıyorlar yani bu işin aynı zamanda da araştırmaları yapılıyor. Yani Türk kimliğinin, Türk benliğinin iki unsuru olduğunu, bunun bir İslami yönü olduğunu, bir de Türklük şuuru olduğunu görüyorlar. Fakat esas itibariyle Alman toplumuyla entegre olmamalarının esas nedeninin Türklük şuurundan ileri geldiği ve Türklük kimliğinden ileri geldiğini düşünüyorlar. Bu amaçla Türklük şuurunu kırmak lazım, Türk onurunu kırmak lazım ve dini kimliği öne çıkartmak ve Alman Müslümanlar kitlesi içinde onları eritmek mi? Eritmek istiyorlar. Evet.
Zaten Euro İslam diye bir proje var biliyorsunuz. Euro İslam projesine Türkiye'yi de sokmak istiyorlar bu şekilde. Yani esas amaç budur. Burada hiçbir mübalağa yoktur. Hiçbir mübalağa yoktur. Efendim bu söyledikleriniz tabii çok önemli. Buradan yani şöyle bir yorum yapmak abartılı ve biraz ileri bir yorum mu olur? Yani Almanya yani böyle 100 yıllık ve daha uzun süreli bir tarihi bir müttefik diyoruz. Dost ülke diyoruz. Böyle gördük. Dost kimliği içinde bir yani düşmanlık yapan bir ülke mi o zaman Türkiye? Yani Almanya yani vitrinde dostça görünen ama arka planda madem böyle Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyor, bir asimilasyon politikası uyguluyor. Bunlar pek dostane tavırlar değil. Nereye oturtmak lazım? Evet, çok isabetli yorumlar yapıyorsunuz esas itibariyle. Şimdi yani düşmanlık kelimesi çok kuvvetli geliyor ağzıma da. Ben yaptığım röportajlarda falan husumet kelimesini kullanıyorum. Evet. Ben de onu düşünerek yani bir yani evet, bunun evet, tedirginliğini evet. hissederek evet, sordum. Ama bu var yani. Bu var esas itibariyle. Yani bu var. Bakınız şimdi Hakkı Keskin Bey'le konuştum. Başkalarıyla da konuştum. Yani Almanya'da bulunan başka birkaç kişiyle, tarihçiyle Türk asıllı Almanya'da yerleşmiş tarihçiler var. Onlarla da efendim muhaberatım oluyor. Onlarla da görüşüyorum. Hakkı Keskin Bey'le de görüştüm. Diğer evet. birkaç kişiyle görüştüm. Bu konuda bir araştırma yaptım. Ve ortaya çıkan durum şudur. Almanya'da Ermeni yalanlarını diyeceğim. Çünkü çok kuvvetli bir şekilde üstümüze geliyorlar Almanya'da. Ortaya koymak için tabiatıyla gazetelere tekzip yazıları yazılması lazım değil mi? Hiçbir gazete basmıyor. Basmıyor. Hiçbir gazete basmıyor. Nasıl basın özgürlüğü bu? Basmıyor. Almanya'da Türk akademisyenler var. Türk akademisyenlerin Alman yani bunlar doçent, evet. profesör ünvanını kazanmış insanlar. Bunlar bu konuda tarih kitabı yazıyorlar. Almanca. Bunları Almanya'da bastırmak imkanı yok. Çok enteresan bir şey söylüyorum. Evet. Alman yayın evleri bunları basmıyor mu? Basmıyor. Ya bunu nasıl demokratik bir hiçbir ülkeden... Alman basım evi bunu basmıyor. Nasıl demokratik bir ülkeden evet. Bu şimdi, evet. Çok şaşırtıcı. Bunları evet. Türkiye'ye kamu başka, uygulamıyor. Evet. Türk sivil toplum kuruluşları var. Yani bunlar Almanya'da yerleşmiş. Birçoğu Alman tabiyetini de kabul etmiş. Evet. Orada çalışan ve Alman siyasi, kültürel, ekonomik hayatına katkıda bulunan insanlar. Bunların kurduğu sivil toplum kuruluşları var. Bu sivil toplum kuruluşları tabiatıyla Ermenistan'ın bu yalanlarına ve Almanya'nın da bunu dayatmasına karşı çıkıyorlar. Ve bu sivil toplum kuruluşları konferanslar tertipliyorlar. Evet. Evet, açıklamalar yapıyorlar. Bütün bunlar yerel basın, aynı zamanda ulusal basın tarafından karşı çıkılıyor bunlara. Ve bu kişiler aşırı sağcı Türkler, inkarcılar diye yaftalanıyor. Bakın tekrar aşırı sağcı Türkler ve inkarcılar. Yani Ermeni çok, soykırımının doğru olmadığını söylemek ve Türk tezlerini ortaya koymak inkarcılık oluyor şimdi Almanya'da. Fransa'dakine benzer bir tablo yani bir anlamda bakıldığı zaman toplumsal düzeyde. Yani orada da yani yasa ile bunu şey yapmaya, durdurmaya evet. çalışmışlardı. Efendim buradan müsaade ederseniz şuraya geleyim Sayın Şükrü Elekta. Türkiye bunu durdurabilir miydi? Yani Türkiye öyle bir takım adımlar atabilir miydi ki bunu durdurmak yönünde bu bir başarıya ulaşsın? Yoksa Türkiye ne yaparsa yapsın artık bunu durdurmak mümkün değil miydi? Bu konuda siz uzun yıllar çünkü takip ettiniz. Amerika'da da bu konuyu çalıştınız. Hatta sizin Amerikan Başkanı Barack Obama'ya yazılmış bir mektubunuz var. Bir mektup yazdınız. Evet. Ondan bahsedeceğim biraz sonra. Ama Almanya'daki meseleyi Türkiye, madem bu kadar büyük bir ticaret ortaklığı var, belli konularda ortaklıklar var, yakınlıklar var. Türkiye bunu durdurabilecek bir adım atabilir miydi mesela? Evet. Efendim şimdi şöyle bir durum var. Yani 30 yıldır Türkiye maalesef bu konuda ortaya devamlı bir strateji ve politika çıkaramamış durumda. Yani bu konular ortaya çıkınca meseleler saman alevi gibi tartışılıyor. Türkiye'den kuvvetli efendim sesler çıkıyor.
tepkiler oluyor vesaire falan. Sonra arkası bırakılıyor. Takip etmiyor Türkiye. Evet, takip edilmiyor. Yani bunu bir hükümete yıkmak imkanı yok. Bu 35 senelik bir durum. Evet. 35 senedir bu böyle. Yani şimdi bakınız bu... Bir devlet politikası haline getiremedi mi Türkiye bu meseleyi? Yani onu mu söylüyorsunuz? Tamamen. Elekta. Evet. Tamamen. Bir devlet stratejisi, devlet politikası bu konuda yoktur. Yoktur. Evet. Türkiye'nin var gibi gözükür. Bir evet. Devlet politikası yoktur. Yoktur. Şimdi Ermeni sorunu esas itibariyle 5 boyutlu devasa bir sorundur. Bunun bir tarihsel boyutu vardır. Bir siyasal boyutu vardır. Bir hukuksal boyutu vardır. Bir public relations boyutu vardır. Bir de bir eğitimsel boyutu vardır. Bu 5 boyutu kapsayacak ve bu konuda çalışmalar yapacak, fikir üretecek, yayın yapacak, uluslararası konferanslar tertipleyecek bir yapıyı ortaya çıkartamadı Türkiye. Bu yapının ortaya çıkarılması ve aynı zamanda bunun dış ülkelerde de uzantıların olması gerekirdi. Böyle bir şey yapılamadı. Esas sorun budur. Esas sorun budur. Yani böyle bir yapılanma ortaya çıksa, bunun için insan kaynağı Türkiye'de bulmak kolay. Çok değerli insanlarımız var bu konularda. Bu konuda çalışacak, yayın yapacak insanlarımız var. Konferanslar tertipleyecek, uluslararası konferanslara katılacak. Yok. Fakat maalesef bu olmadı. Şimdi bakınız Almanya'da çok Türk derneği var. Yüzlerce Türk derneği var. Evet. Fakat bir ortak yapılanma yok. Neden etkili olamıyor? Bir çatı yok. Çatı yok. Hani Alman devleti mi mesela bu örgütlenmelerin önünü mü tıkıyor? Böyle bir şey? Hayır, hayır, bunu yapabilirsiniz Almanya'da. Bunu beceremiyor muyuz şimdi, yani? Şimdi bir mesela. Ölçüde yani burada çok ölçülü ve dikkatli konuşuyorum. Bir ölçüde bir zorluk var. O zorluk şuradan çıkıyor, ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'deki bölünmüşlük, Türkiye'yi kutuplaşma Almanya'ya da intikal ediyor. Ben Amerika'ya intikal ettiğini, Fransa'ya intikal ettiğini yakından gözlemledim. Almanya'da da gitmedim çoktan beri ama orada da böyle bir şey olduğunu biliyorum. Korespondansımdan, konuşmalarımdan vesaire. Yani Türkiye'deki kutuplaşmanın bir benzeri Almanya'da da yaşıyor. Var. Fakat bu ortak bir konu, bakınız. Ortak bir konu. Yani burada, şurada olun, burada olun. Yeriniz ne olursa olsun. Bütün ondan sonra Türklük kimliği olan herkesin buna karşı çıkması lazım muhakkak ki. Ama böyle bir şey Almanya'da yapılamadı. Belki bundan sonra yapılabilir. Bu konuda çok geç kaldık. Fakat düşünün yani şimdi Almanya'da bildiğim kadarıyla 40'tan fazla hukuk fakültesi var. Ben eminim son 30-40 yılda buradan birkaç yüz Türk asıllı kişi mezun olmuştur muhakkak. Mutlaka olmuş. Yani bunların bir kısmının hiç olmasa bir araya gelip bir kuruluş kurmaları ve Türkiye aleyhinde söylenecek her söze, her saldırıya karşı bunların cevap vermeleri lazım. Yani aynen bakınız bunu Yahudiler çok güzel yapmışlardır. Yahudilerin anti-defamation kuruluşları vardır. Minay Breath International diye kuruluşları vardır. Bütün bunlar kişilerin bu durumdan zarar gören duyguları zedelenen kişilerin ortaya çıkardıkları kuruluşlardır. Bunu Türkler de yapabilir. Bu önemli bir örnek. Amerika'daki Yahudilerin kurduğu ADL tam da bunun üzerine inşa edilmiş oldu. Tamamen öyledir ADL. Buna benzer bir şeyi Sayın Elektar Türklerin de kurması gerektiği kanaatinde. Türkiye, Almanya'ya nasıl bir tepki verirse bu Almanya'da gerçek anlamda karşılığını bulur. Yani bu tepki diplomatik yollarla mı olmalıdır? Stratejik adımlar mı atılmalıdır? Yoksa bir takım Almanya'nın da hissedebileceği ekonomik tedbirleri Türkiye'nin atabilecek kudreti var mıdır? Yapabilir mi Türkiye? Bunlardan yapabilir, hangisini yapmak daha doğru olur efendim? Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Almanya'nın bu tutumu karşısında Türkiye'nin muhakkak bir tepki göstermesi lazım. Ve Almanya'ya muhakkak bir bedel ödetmesi lazım. Sebebi de şudur bakınız. 2001 yılında Fransa 1915 olaylarının soykırım olduğunu kabul eden bir yasa çıkardı.
Ve Türkiye'nin buna gösterdiği tepkiler kuvvetli olmadı. Ve 2007 yılında parlamentolarından soykırım kararı çıkaran ülkelerin adedi birdenbire ikiye katlandı. Evet. Yani 2001 yılına kadar 10 tane ülke vardı. 2001 yılında Türkiye böyle bunun karşısına rahat durunca bunlar iki misline, 2001 yılında iki misli oldular. Şimdi binaenaleyh eğer Almanya biraz önce söylediğim gibi Avrupa'da ve dünyada önde gelen bir ülke, önde gelen bir siyasi aktör. O bakımdan eğer bu dönemde Almanya'ya karşı biz kayda değer bir tepki göstermediğimiz takdirde çorap söküğü gibi bütün dünyaya bu yayılır. Öyle mi? Bütün dünyaya demiyorum ama yayılır. Büyük diyorum. Oranda. Yayılır ve bundan biz zarar görürüz. Çünkü Ermeni tezi esas itibariyle neye dayanıyor? Ermeni tezi diyor ki aynen bu da Yahudi soykırımı gibi tarihsel açıdan kanıtlanmış bir olgudur diyor. Yani bunun için mahkeme falan gerekmez diyor. Anlatabiliyor muyum? Temel tez bu. Mahkeme temel, evet. Gerekmez diyor. Ve bunu nasıl ispatlamaya çalışıyor? İşte 26 tane parlamentoda kabul etti diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bunu kesmek lazım. Bunun önünü kesmek lazım. Bu daha fazla olmaması lazım. Onun için Türkiye'nin bir tepki muhakkak göstermesi Almanya'ya gerekiyor. Almanya nasıl bir bedel ödetebilir? Siz çok deneyimli bir diplomatsınız. Uluslararası ilişkileri yakından takip ettiniz. Nasıl bir bedel ödetebilir? Mesela bu konuda sizin aklınıza gelen bir adım var mı efendim? Dikkatinizi çeken bir şey var mı burada bu süreçte? Şimdi bu konuda söylediğim gibi akılcı olmak lazım. Akılcılık da şudur. Yani Almanya'ya zarar vereceğiz diye kendimize zarar vermememiz lazım. Evet. Bir de Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu düşünmek lazım. Yani şimdi Sultanahmet'te 10 Alman turisti efendim... Öldü. Terör saldırısından. Terör saldırısından. Yani onun için Almanlar Türkiye'ye gelirken biraz daha dikkatler. Bütün Rus turist akımı Türkiye'nin önü kesilmiş durumda. Şimdi o bakımdan bu konularda dikkatli olmak lazım. O bakımdan muhakkak ki bizim atağımızı ciddi bir atak olarak siyasi alanda, diplomatik alanda ve hukuk alanda yoğunlaştırmamız lazım. Yoğunlaştırmamız lazım. Diğer konularda ne yapılacağı hususunda burada bir açıktan bir şey söylemek istemiyorum. Anladım. Bunun en iyisi, en iyi değerlendirmesini hükümet devlet yapacaklar. Ben yalnız bir bedel olması lazım geldiğinin altını çiziyorum. Size hükümetten veya devletten, yani Sayın Şükrelek de bu konuda çok deneyimlisiniz. Yıllarca bu konularda mücadele verdiniz diye herhangi bir konuda bir fikir danışılıyor mu? Bir görüşünüz soruluyor mu? Bir temas kuruluyor mu? Onu da merak ediyorum doğrusu. Çünkü bu konuyu sizin kadar Türkiye'de bilen sanıyorum ki belki birkaç kişi vardır. Yani çok 5 kişi kadar, oldu yani. Evet, yani şimdi tabii haksızlık fazla yapmak istemem. Ama mesela Fransa'da yapmış olduğum girişimleri yaptıktan sonra bir sonuç aldıktan sonra Dışişleri Bakanlığı müsteşarıyla efendim bir görüşmemiz oldu. Onlara izah ettim bu konuyu. Evet. Efendim onlar da lafzen efendim destek verdiler netice itibariyle ve daha bu konularda dışarıda işbirliğim olacağını tahmin ediyorum. O bakımdan yani bunun önünü kesmek istemem. Bir şey söyleyeyim. Anlıyorum. bak bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Yalnız Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Dışişleri Komisyonu Başkanı bana telefon etti bu konularda. Evet. Kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Evet, toplantı yapılacağını efendim buna benim de katılacağımı söyledi. Yani fakat şimdi söylemiş olduğum gibi yapılacak şeyler belli. Yani biraz önce tarif ettim size nasıl bir yapılanma gerekiyor. Almanya'da da yapılanma. Şimdi Almanya'da ilk olarak yapılacak şey şudur. Bu kabul edilen kararın en önemli maddelerinden bir tanesi eğitime dairdir. Evet, okul kitaplarına konacak. Okul kitaplarına konacaktır diyor. Çok efendim. Önemli. Okul programlarına bu geçilecektir diyor. Ve eyaletlere bu konuda çok önemli bir görev veriyor. Şimdi çok tehlikeli bir şey Almanların yaptığı. Çünkü Almanların yaptığı şu oluyor. Yani kin ve nefreti nesilden nesile geçirmek.
Bunun nasıl farkında değiller onu da bilmiyorum, anlayamıyorum yani. Evet, bu çok yani bu nefreti körüklemek, evet. Nesilden nesile aynı zamanda efendim bu kini, bu efendim tepkileri devretmek. Şimdi bu biraz da şu ortamda yanlış. Yani Almanya'da bildiğiniz gibi bir Türkofobi var. Türko aynı zamanda İslam fobisi var. Türk ve İslam düşmanı. Evet, evet. Bildiğiniz gibi yangınlar oluyor, Türkler yakılıyor vesaire. Evet. Efendim en son yapılan o dönerciler biliyorsunuz. Tabii Zollingen'di. Zollingen, evet, orada da araştırmalar sonucunda 88 Türk'ün ismi ortaya çıktı. Katledilecek Türk'ün ismi ortaya çıktı. Binaenaleyh, bu Türk-İslam düşmanlığını da arttıracak bir şeydir. Arttıracak bir şeydir. Ve evet. Çok tehlikeli şeyler olabilir. Çok tehlikeli şeyler olabilir. Evet. Almanya bunun farkında değil. Farkında değil Almanya. Almanya ateşle oynuyor. Çok önemli. Evet, bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi o bakımdan Alman Anayasası'nın 3. maddesi de Almanya'da yaşayan herkese karşı eşit muamele edileceği belirtilir. Almanya'da yaşayan hiçbir kimseye imtiyaz veyahut da efendim aşağılanmasının söz konusu olmayacağı. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bu karar Alman Anayasası'yla da çelişen ve anayasaya da aykırılığı olduğunu ben düşünüyorum yani. Tamamen öyle. Yanılıyor muyum? Tamamen öyle. Tamamen öyle. Aynı zamanda 2006 yılında Almanya'nın kabul etmiş olduğu eşit muamele yasası var. Peki efendim Alman Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapılamaz mı bu sürecin durdurulması veya geri döndürülmesi? Bunun muhakkak yapılması lazım. Yapılması lazım. Muhtelif yollardan bu yapılabilir. Bakın bunu karşıya da yazalım lütfen. Alman Anayasası'na aykırı bir tutum var, bir durum var Alman parlamentosunda diyor Sayın Şükrü Elektar. Evet. Dikkat çekiyor. Çok önemli. Evet, bir iki nokta daha söyleyeceğim efendim bu konuda. Şimdi demek ki aynı zamanda bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı olan protokole de, eğitimle ilgili protokole de aykırıdır. Çok önemli. Evet. Çünkü okul kitaplarına giriyor. Okul kitaplarına giriyor. Yani o bakımdan da bu işi ele almak lazım. Yani çok çabuk hareket etmesi lazım Ankara'nın şimdi. Daha eyalet düzeyinde okul kitaplarına bu geçirilmeden önce, çünkü bir eyalet geçirmiş şu ana kadar, bunun derhal öne efendim bu davaların açılması önünü kesebilir. Ve önünü kesilmesi Sayın lazım. Sayın Şükrü Elektan söylediklerinden şunu anlıyorum. Lütfen dikkat etmek gerekir. Buradan kamuoyunun da dikkatini çekelim. Ankara'nın da diplomatik ve hukuki yollar denenmeli. Yani mutlaka ivedilikle hukuki bir takım başvurular yapılmalı. Almanya'da bu konuyu takip edebilecek düzeydeki hukukçulara da bir anlamda Sayın Şükrü Elektan açıklamalarını ben bir çağrı olarak nitelendiriyorum. Vaktim çok azaldığı için müsaade ederseniz siz cümlenizi bitirin, ben Amerika ile ilgili bir şey soracağım size efendim. Buyurun. Efendim çok biliyorum zamanımız kısıtlı, o bakımdan çok kısa söyleyeceğim. Şimdi bildiğiniz gibi soykırım sözcüğü alelade bir sözcük değildir. Soykırım sözcüğü uluslararası bir suçtur. Ve bu suç uluslararası bir hukuk enstrümanı ile kodifiye edilmiştir. Kodifiye eden uluslararası hukuk enstrümanı da Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'dir. Bu sözleşme soykırım tanımını yapmıştır. Soykırımın maddi ve manevi unsurların ne olduğunu belirtmiştir ve yetkili mahkemeleri de ortaya koymuştur. Almanya'nın Alman Anayasası'nın 25. maddesinin başlığı uluslararası hukukun üstünlüğüdür. Bu madde uluslararası alanda Almanya'nın kabul etmiş olduğu sözleşmelerin Alman hukukunun bir parçası olacağı ve aynı zamanda öncelikli bir statüye sahip olacaklarının altını çizmektedir. O bakımdan bu bahsetmiş olduğum sözleşme Alman hukukunun bir parçasıdır ve üstün bir statüye sahiptir. Çok önemli. Binaenaleyh, bir mahkeme kararı olmadan herhangi bir şekilde bir ülkeyi siz veya bir şahsı soykırımla itham edemezsiniz. Bu iftiradan ibaret kalır. Şimdi bir nokta daha var. Son nokta, bunu da belirteyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı da bu konuda dikkate alınmalıdır. Bildiğiniz gibi Perinçek davasıyla çok önemli bir nokta ortaya çıkmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunun altını çizmiştir. Ermeni anlatımları bu konudaki mutlak gerçek değildir. Çok önemli. Bu İsviçre'deki meseleyi söylüyorsunuz. İsviçre mesele. Evet. Ermeni anlatımları bu konudaki mutlak gerçek değildir.
soykırım konusunda, Ermeni soykırım konusunda uluslararası alanda kabul edilmiş ortak bir fikir, bir konsensüs yoktur. Türkiye uluslararası hukuk yollarını kullanarak Alman Federal Parlamentosu'nun bu siyasi kararını yok hükmünde ilan ettirebilir. Ettirebilir. Sonuç bu imkan çıkar. Vardır. Bu imkan. Bunlar çok önemli. Bir reklama gidelim. Reklamların ardından Sayın Şükrü Elektağ, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyükelçilik görevinde bulundu demiştim uzun bir süre boyunca. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulundu. Uluslararası hukuku çok iyi bilen bir isim ve Barack Obama'ya bir mektup yazdı bu konularla ilgili. Onu soracağım. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın Şükrü Elektağ'la birlikteyiz değerli izleyiciler. Çok önemli uyarıları var, çok önemli açıklamaları var Sayın Elektağ'ın. CHP eski milletvekili, Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı ve emekli büyükelçi ve bu konuyu Türkiye'de en uzun süredir takip eden isimlerden biri Sözcü Gazetesi'nde bu konuda Uğur Dündar'la röportajları yayınlanmıştı. Şimdi efendim İlhan Kesici'den de bir CHP milletvekillerinden Sayın İlhan Kesici'den de bir mesaj geldi. 1985'ti galiba diye hatırlatıyor. New York Times gazetesinde Amerika'da büyük tarihçilerin imzaladığı bir deklarasyon vardı diyor. Ondan da bir kısaca bir cümle bahsetmek ister misiniz? İlhan Kesici Bey'e çok çok selamlar, sevgiler. Evet. Evet, çok önemli bir noktaya işaret etmiş. Çok güzel oldu bu. Öyle bir belge imzalandı büyük tarihçiler. Evet efendim, ben Washington'da büyükelçiydim. O dönem siz büyükelçiydiniz. Büyükelçiydim, evet. Bu ortaya çıkan açıklama 5 senelik bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Ben Washington'da ITS diye, Türk Etkileri Enstitüsü diye bir kuruluş kurdum. O kuruluş 5 sene çalıştı ve bunu ortaya çıkardı. Evet, bunu hatırlatmış oldum. Bunun başında da Heath Lowry diye, şimdi Türk vatandaşı olmuş olan efendim bir profesör. Efendim vardı. Evet. Bu işlerin başına getirdik. O zaman profesör değildi tabii. Yani. Sonra Princeton'da profesör anladım. Oldu. Efendim son olarak sürem doldu. Barack Obama'ya mektup yazdınız. Bu Ermeni soykırımı meselesini uzun bir şekilde anlattınız. Bu internette bulunabilir bu mektup. Beyaz Saray'dan bir yanıt geldi mi size? Gelmedi efendim, hayır. Beyaz Saray size yanıt vermedi. Vermedi, hayır. Vermedi. Fakat öyle zannediyorum ki... Ama yani çok önemli bir mektup o. Ben o mektubu okudum. Eğer... Efendim, o mektup hakkında çok olumlu değerlendirmeler bana intikal etti. Yazıldı, telefon edildi, söylendi. Fakat onu ben sadece Sözcü Gazetesi'nde bastırabildim. Diğer gazeteler almadılar. Almadılar mı? Almadılar. Diğer gazetelerin başında çok muhterem insanlar var efendim, bu konuları anlayan. Amerika'da da görev yapmış fakat basmadılar. Ama internette bulunduğunu bu yazını söyleyelim. Şunu hatırlatayım, Hiroşima'ya gitti Amerikan Başkanı. Ben bunu parametrede de söyledim, altını çizdim. Pek Türk basınında bu dile getirilmedi, fark edilmemiş olabilir belki. Barack Obama özü dilemedi Hiroşima'daki bu büyük saldırıdan ötürü ve gerekçesi soruldu Japon televizyonda kendisine. Evet. Dedi ki, efendim bu tarihi olaylar, tartışmalı olaylarla ilgili hüküm veremiyorum. Bunu tarihçilere bırakalım, bu konunun araştırmasını, soruşturmasını tarihçilere bırakalım dedi ve ben bunu dikkatinize sunuyorum bir kere daha. Sürem bitti, bir cümle söyleyin efendim. Bir cümle söylemek imkanım var buyurun mı? Buyurun efendim. Evet, 1985 yılı 19 Mayıs'ında Washington ve New York Times gazetelerinde yarım sayfa olarak bu 69 bilim adamının açıklamaları yayınlandı. O zamana kadar Türk tezleri pek dikkate alınmıyordu. Fakat bu efendim açıklama ortaya çıktıktan sonra biz birdenbire hem moral hem siyasi üstünlük kazandık. Fakat maalesef bu üstünlük sonra devam ettiremedi muhtelif sebepler dolayısıyla. Peki. Herhalde onu belki başka bir programda görüşürüz. Bir programda bir de